Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan şedidil bürhan gavilil erken maşallah ve kan. Euzu billahi min kulli şeytanin sivacan. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Esbab-ı Nüzul ve Nun suresi, ki diğer adı Kalem suresidir. İbni Abbas radıyallahu anhü ve erdahım ecmain haziratı anlatıyor. Pek kaba, bir de kulağı kesik. Kalem suresinin 13. ayeti kerimesi. Bu mealdeki ayet hakkında şu açıklamayı yapmıştır. Burada zikredilen kimse Kureyş'ten bir adamdır. Onun kulağında koyun kulağındaki kesiklik gibi bir kesiklik vardı. Buhari-i Şerif bunu rivayet ediyor. Ayet-i kerimede utul kelimesinin anlam üzerinde kıymetli alimlerimiz farklı manalar vermişlerdir. Aşırı husumet eden, söz dinlemeyen, kaba, çirkin günahlar işleyen, sert kaba, boyun ve karnı iri şişko gibi, zop gibi anlamalar verilmiştir. Anlamlar verilmiştir. Zenim de zenemeden gelmektedir ki, zeneme koyun veya devenin kulağından, tamamen olmaksızın büyük ekseriyetle kesilip asılı sallanır vaziyette bırakılan parçaya denmektedir. Bir kavme sonradan gelmiş, efendim akrabası olmayan kimselere de zenim denmektedir. Alimler ayeti kerimede geçen bu anlamlarla ilgili olarak Velid İbn-i Mayre'nin kastedildiğini belirtirler. Efendim, Kureyşler onu zenim diye çağırıyorlardı. Zira babası onu 18 yaşındayken evlat tanımıştı. Annesinin Velide gayrimeşru olarak hamile kaldığı da söylenmiştir. Abbas radıyallahu anhü verdan ecmain, Cenab-ı Hakk'ın bu adamdaki ayıpları teşhir ettiği kadar hiçbir kimseyi vasıflandırdığını bilmiyoruz der. İşte iman İslam düşmanlarındaki kötü sıfatlar anlatılmaktadır. Zenim tipin tasviri 10 ve 14. ayetleri, ki ayeti kerimelerde şöyle buyuruluyor. Doğruya da eğriye de alabildiğine yemin eden, izzeti nefsi bulunmayan, ötekini berikini daima ayıplayan, gammazlıkla laf getirip götürmeye koşan, insanları hayırdan durmayıp men eyleyen, aşırı zalim, çok günahkar, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesip damgalı, soysuz olan hiçbir kişiyi tanıma, onlara boyun eğme, mal ve oğullar sahibi olmuş diye. Bunlar arkası kalesi var diye hiç bunlardan çekinme. Hazreti Muhammed'in şahsında Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e, bütün insanlığın tümüne ders veriyor. Kalem suresi 10 ve 14. ayeti kerimeler.
Ebu Said radıyallahu anh hazretleri ve erdahım ecmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamı dinlerim. Baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edileceği gün. Kalem suresinin bu da 42. ayeti kerimesi. Bu mealdeki ayetle ilgili olarak şöyle buyurdu. Rabbimiz baldırını açar. Her mümin erkek ve her mümine kadın ona secde eder. Dünyada iken kendisine riya ve gösteriş olarak secde edenler geri kalırlar. Onlar da secde etmeye kalkarlar. Ancak sırtları bükülmeyen, yekpare bir tabakaya dönüşür ve secde edemezler. Bunu da Buhari, Müslim rivayet etmektedir. Buna keşf-ü sak denmektedir. Bu 42. ayeti kerime ki Kalem suresinde baldırın açılması manasına gelir. Burada mecaz söz konusudur. Gerçek mahiyetini Cenab-ı Hak kendisi bilir. Baldır kelimesini saga şeklinde zamirli olarak kaydeder. Evet, bu hadis-i şerifte. Öyleyse baldır açmaktan murat nedir? Alimler bunu bütün hakikatlerin çırılçıplak ortaya çıkması sebebiyle hesap ve cezanın bütün şiddet ve dehşetiyle hüküm sürmesi şeklinde anlamışlardır. Nitekim hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın bütün gerçekleri ortaya koyarak hesap verme hadisesinin dehşetini yaşattığı hengamda dünyada iken kulluğunu samimiyetle yapanlarla riyakar hareket edenleri orada tefrik edip yani ayırıp müminleri dehşetten kurtaracağını, riyakarları da sırtları eğilemez bir hale sokarak cürümlerini yüzlerine vurmak suretiyle dehşetlerine dehşet katacağını belirtmektedir. Evet kıymetliler, meseleyi tasvir eden ayeti kerimenin tam meali de şöyle açıklanmıştır. Hatırla ki o gün baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edilecekleri bir gündür. Fakat buna güç yetiremeyeceklerdir. Evet, secdeye davet edilecekler, gözleri düşük, kendilerini bir zillet sarmış olarak. Halbuki onlar bu secdeye dünyada her şeyden salim ve sapasağlam iken davet ediliyorlardı. İşte kıymetliler, bu da Kalem suresinin 42-40. ayeti, 43. ayeti kerimeleridir ki, dünyada riyakarlık yaparak ibadet edenlerin sonucu bu. Gücü yete yete dünyada namazı, 5 vakit namazı ve Allah'ın emirleri, farzları terk edenlerin haline burada işaret vardır. O gün bunlar secdeye davet edilecekler ama secdeye sanki kazık yutmuş gibi eğilemeyecekler. Secde edemeyecekler. Gerçek samimi, ihlaslı mümin ile işte orada riyakarlar birbirinden ayırt edileceklerdir mahşer gününde. Şimdi de kıymetliler, Nuh suresiyle dersimiz devam ediyor. Yine İbni Abbas radıyallahu anhü
ve Erdahun Ecmain Hazretleri anlatıyor. Nuh Aleyhisselam kavminde mevcut olan putlar sonradan Araplara intikal etmiştir. Şöyle ki, Ved adındaki put Devmetul Cendel'de idi. Kelp kabilesine aitti. Süva adındaki put Hüzeyl'in idi. Yavuz adındaki put Murat kabilesine aitti. Sonra bunu Kutayf'ın oldu. Sebe'ye yakın Cürf Nam mevkideki ortamdaydı. Yeuk hem Hamedan'a aitti. Nesir Himyer'in, Ali Zil Kelan'ın idi. Bu put isimleri aslında Nuh kavmindeki salih kimselere aitti. Şeytan bu salihler ölünce kavimlerine şu telkini yaptı. Salih kişilerinizin oturmuş oldukları yerlere onların hatırasına dikitler dikin ve bunlara onların isimlerini verin. Halk bu telkine uyup söyleneni yaptı. Bidayette tapınma yoktu. Ancak ne zaman ki bunlar helak olup gittiler ve haklarındaki bilgi de unutuldu, bu putlara tapınmaya başladılar. Bunu da Buhari Şerif haber vermektedir. Nuh kavminin ileri gelenleri halk tabakasına sakın taptıklarınızı bırakmayın, yani putlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yavuz'dan, Yeuk'tan ve Nesir'den zinhar vazgeçmeyin dediler. İşte kıymetliler, putperestler puta taptılar. Peygamberlerin peygamberliğine inanmadılar ve nitekim putperestlik onların kuyruğuna takılarak bugünlere kadar isim ve kılık değiştirerek devam etmektedir. Ancak tevhid imanının, İslam imanının olduğu yerlerde put ne içte olur ne dışta. İslam putların, içteki putları da dıştaki putları da kırmıştır. Gerçek Müslüman Rabbisine kulluk yapar. Sadece Yüce Allah'a. Allah'a kulluk etmeyen birinin kuludur. Hangi puta taptığına kendisi iyi baksın. Yavuz Hazreti Adem'in oğlu olan Şit'in oğlu idi. Suva ve ondan sonra gelenler de öyle. Bu putlara meshederek, elleriyle değerek teberrükte bulundular. Sonra şeytanın telkiniyle tetricen tapmaya başladılar. Daha sonra onlara tapınma cahiliye devrinde Araplar arasında bu artık devam eder hale geldi. İnsanoğlu hak yoldan sapınca artık geriye sapıklık ve dalaletten başka bir şey kalmaz. Allah sapanlardan, sapıtanlardan, gazabına uğrayanlardan eylemesin. İşte gayril meğdubi aleyhim veled dallin amin. Bunun anlamı bu işte. Allah'ın gazabına çarpılanlar, sapanlar, sapıtanlar. Yüce Allah 5 vakit namazın içinde bunu 40 defa kuluna hatırlatıyor. Ey kulum, ihdinas sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim, Hazreti Muhammed'in önderliğinde,
Yüce Kur'an'a, Yüce İslam'a sıkı sarılmanın adıdır. En doğru yol İslam'ın kendisidir. Önderi Hazreti Muhammed'dir. Ona tabi olmaktır. İşte bu yoldakiler İyyâke nâbudü derler. Ancak biz ey yüce Rabbimiz sana kulluk ederiz. Ve İyyâke nestaîn biz ancak her türlü yardımı senden isteriz derler. Yalnız Allah'a kulluk ederler, başkalarına değil. O yalnız kendisine kulluk edilen Allah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbisidir. Rahmandır, Rahim'dir. Ceza gününün, mahşer gününün, mahkeme-i küpranın yegane müktedir hükümdarıdır. Bütün alemlerinde Rabbisidir, sahibidir. İşte gerçek Müslüman, bu alemlerin Rabbisi olan, Rahman olan, Rahim olan, o ceza gününün Maliki Yevmiddin, o ceza gününün eşsiz muktedir hükümdarı olan, yalnız Allah'a kulluk eder Müslüman. İşte o Allah ki kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kur'an-ı Kerim baştan sona bize Allah'ı tanıtır, emirlerini, kanunlarını tanıtır. Ey Müslüman, Allah'ı iyi tanı. Emirlerini, kanunlarını iyi tanı. Hazreti Muhammed'e inzal edilen yüce İslam'ı iyi oku. Hazreti Muhammed'e iyi tabi ol, onun şeriatına. Onun şeriatı Allah'ın kanun ve kurallarıdır. İşte yeri gelmişleyin size kısaca. Fatiha'yı da özetlemiş oluverdik. Sevgili dostlarımız, şimdi de Cin suresine geldik. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatin ve euzü bike rabbe yahturun. Yine İbn Abbas radıyallahu an hazretleri anlatıyor ve şöyle demiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam cinlere Kur'an okumadığı gibi onları görmedi de Resulullah aleyhissalatü vesselam bir grup ashabıyla Ukaz panayırına gitmek niyetiyle yola çıktı. Bu esnada şeytanlarla semadan gelen efendim haber arasına engel konmuş idi. Bundan dolayı mutat olarak semadan haber getiren şeytanlar üzerine şahaplar gönderildi. Efendim şahap deyince gökyüzündeki meleklerin şeytanları bombarduman etmesidir. Buna yıldız kayması falan diyorlar. Kozmografyacıların da atmosfere düşüp yanan göktaşı falan dedikleri şey ki bunlar gökyüzündeki melek karakollarından şeytanlara ateş açılır, bombarduman edilir şeytanlar. İşte o onlara şahaplar gönderildi. Böylece şeytanlar kavimlerine eli boş ve habersiz döndüler. Kavmi ne var, niye boş döndünüz diye sordular. Onlar bizimle semavi haber arasına mania kondu, engel kondu. Üzerimize şahaplar gönderildi. Biz de kaçıp geri geldik dediler. Bu dediler yeni zuhur eden bir şey sebebiyle olmalı. Arzın doğusunu ve batısını dolaşın. Bu engel hakkında bir haber getirin. Yeryüzünü taramak üzere
gruplar halinde yola çıktılar. Bunlardan Tihame tarafına giden bir grup, Ukaz panayırına giderken yolda ashabıyla sabah namazı kılmakta olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama Nehle denen yerde rastladılar. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini duyunca durup kulak kabarttılar. Peygamberimiz uzunca sabah namazında Kur'an-ı Kerim okurdu. Bizimle semavi haber arasına engel olan şey işte bu deyip kavimlerine döndüler. Onlara şöyle dediler: biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an-ı Kerim dinledik ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiçbir şeyi asla ortak tutmayacağız. Bu Cin Suresinin 1 ve 2. ayeti kerimeleri. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Peygamber aleyhissalatü vesselama vahyederek durumu bildirdi. Habibim de ki, bana şu hakikatler vahyolunmuştur. Cinden bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle söylemişler: bize hakiki hayranlık veren bir Kur'an-ı Kerim dinledik ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bu da Cin Suresinin 1. ayeti kerimesi ve Buhari, Müslim, Tirmizi bu haberi vermektedirler. İbn-i Mesud Hazretleri bu konuda 786. hadisi şerifte bu açıklanmıştır. Her bir rivayetin bir başka hadiseye parmak bastığını belirtmişlerdir. İbn-i Abbas hadisi bidayetteki durumunu anlatmaktadır. İbn-i Hacer, cinlerin birinci gelişlerinin sebebi şahap hadisesidir. İkinci gelişlerinin sebebi ise Müslüman olmak, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, din ahkamından sual sormak arzusudur. Dedikten sonra birinci hadisenin peygamberliğin başlarında, ikinci hadisenin ise hicretten sonra vukua geldiğine kesinlikle hükmeder. Evet sevgili dostlarımız, zaten haberler, ayrı ayrı haberlerin verilmesindeki tabii ki esrar da bundandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şu açıklamayı yaptı: yıldızlar hiçbir kimsenin hayatı veya ölümü için atılmazlar. Ancak Rabbiniz bir işe hükmetti mi, semavat ehli birbirine haber verir. Böylece haber dünya semasına kadar gelir. Burada cinler haberi kapmak için kulak kabartırlar ve onu dostlarına ulaştırmak isterler. İşte o zaman da bombardıman edilirler. Hazreti Peygamberle karşılaşan cinlerin sayıları ve hatta isimleriyle ilgili teferruat bile gelmiştir. Bu rakamlar farklıdır. 4, 7, 9, 12 bin gibi hususta teferruatı ortaya konmuştur. Şeytan ile cin hakkında söylenenler, cin ve şeytanın mikrop, bakteri gibi gözle görülmeyen maddi küçük mahlukatla tevil etmeye çalışan imanı nakıs dar anlayışlar olduğu gibi külliyen reddetme cihetine giden münkir imansızlar da vardır. Kur'an-ı Kerim veya sünnetten bir dayanağa sahip olması gerekir bir iddianın. Cin ve şeytanın varlığını inkar etmek küfürdür. Şeytan kelimesi salah ve hayırdan uzak oldu. Şatane fiilinden müştak
olduğu kabul edilir. Salah ve hayırdan uzaklaşan o varlığa, yaratığa şeytan denmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu an Şam'a geldiklerinde bindirildiği bir at altında çalım satmaya başlayınca hemen attan inmiş ve beni bir şeytana bindirdiniz buyurmuştur. Yani şeytanlar hem cinlerde cinlerden olur, hem insanlardan olur, hem de hayvanlardan olur. Şeytan cinlerin asi takımına denir. Ataları ben ateşten yaratıldım. Adem ise topraktan yaratıldı. Ateş topraktan üstündür. Dolayısıyla ben Adem'den üstünüm kuruntusuna düşerek Cenab-ı Hakk'ın Adem'e secde et emrine isyan eden iblistir. Şeytanların işte atası iblistir. Alimler çoğunlukla şeytanlar cinlerin asi ve şer olanlarıdır demekte müttefiktirler. Bazılarına göre cinlerin birçok sınıfı vardır. İnsanlarla beraber yaşayan lara amir, çocuklara musallat olanlara ervah, bunların habis olanlarına şeytan denilir. Kötülüğü bir derece artarsa marit, daha da artarsa ifrit denir. Muhakkik ulema, biri kafir kalarak şeytan, diğeri iman eden cin adını aldığını söylemişlerdir. İblisin lügat olarak anlamı iblas kelimesinden geldiği kabul edilmiştir. İblas hayırdan meyusiyet yani ümidini kesen pişmanlık ve mahzuniyet manasına gelir. İblis de hayırdan son derece meyus demektir. İblisi de cinnilerin bir sınıfı kabul etmek gerekmektedir. İbni Abbas radıyallahu an hazretlerine göre cinlerle şeytanlar başka başka mahluklardır. Cinlerin babası candır. İçlerinde mümin ve kafirleri vardır. Cinler ölürler, şeytanların atası iblistir. Onlar ölmezler, zamanı gelince ataları olan iblisle öleceklerdir. Cinler canın neslidir. Diyenlere göre onların müminleri cennete, kafirleri cehenneme gidecektir. Cinler iblisin zürriyetidir. Diyenlerden Hasan-ı Basri'ye göre müminleri cennete gidecektir. Mücahide göre müminleri de cennete gidemeyecektir. Toprak olun denecektir. İmam-ı Azam'ın bu görüşte olduğu söylenmiştir. Ancak onun hiçbir beyanda bulunmadığı da söylenmiştir. İmam-ı Azam her zaman işin müteşabih yönünü Cenab-ı Hakk'a bırakmıştır. Evet, doğrusu da budur. Şafii, Malik, İbni Ebu Leyla gibi sair ulema ise iyilerinin mükafat, kötülerinin de azap göreceklerini söylemişlerdir. Nevilerin sayısını Allah Teala'dan başka kimse bilemez de denmiştir. Bazıları mahiyetleri muhtelif cisimlerdir. Ancak onları müşterek bir sıfat birleştirir. O da mekanda hasıl olmaları, uzunluk, genişlik, derinlik gibi üç buğda sahip bulunmaları. Kesif, ulvi, süfli,
kısımlarına inkisam etmeleridir demişlerdir. Hazreti Süleyman aleyhisselam cinlerden istifade etmiş, emrinde istihdam etmiş, onları asker olarak kullanmıştır. Nemil suresinin 17. ayeti kerimesinde bunlar bildiriliyor. Müşavir olarak da kullandığı Nemil suresinin 38-39 ayeti kerimelerinde bildirilmiştir. İstismar konusu ve hatta dinden, İslam'dan uzaklaştırma vasıtasıdır ki, bu da ruh çağırma meselesidir. Alaaddin Arpacı'nın Sur dergisinde, efendim 1987 Mart ve Nisan ayları 131-132 sayılı nüshalarında bu konuya değinmişlerdir. Fakat ruh hakkında insanlara Cenab-ı Hak az bilgi vermiştir. Ruh emri Rabbani'dir. Onun üzerinde kim ne söylerse yanılmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim, sahih sünnetin dedikleri müstesna. İspiritizm, ondan sonra paramedikal, tıp dışı tedaviyi birleştirmeye çalışıyorlardı. Peri adını verdikleri hüttamları gibi İmam-ı Şibli'nin Cinlerin Esrarı isimli eseri çok aydınlatıcı olmuştur. Yine biz Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetten hiçbir zaman ayrılmayalım. İspiritizm ruh, cin çağırarak hakikati bulmaya çalışma akımına denmektedir. Burada bir bakıcı genellikle suya, aynaya, mürekkep veya cam, küre gibi cisimlere bakarak cinlerle haberleşen kişiler. Bunlar yalan dolanla milleti kandırmak için ellerinden geleni de yaparlar. En'am suresi 128'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah Celle Celaluhu, insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle denilecek: ey cinler topluluğu, insanlardan birçoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Cin taifesinden kafir olanların, şeytanların kişiye küfre sürüklemek için en çok kullandıkları taktik reenkarnasyon, tenasu, yani ruhun defalarca dünyaya gelip her seferinde ayrı bir bedende yaşaması itikadını empoze etmeleridir. Bu iş nasıl başarılmaktadır? Evet kıymetliler, işte kafir cinlerle irtibat kurduğuna inananlar, reenkarnasyona, tenasuha inananlar, bunlar İslam'da birer birer şirk ve küfürdür. Her şeyden önce bilinmelidir ki cinlerin ömrü 1000 ile 1500 sene arasıdır. Bunların hiçbirinin 1500 yıldan öncesine gidemediği hayretle görülecektir. Şimdi tenasu, yani ölen insandan çıkan ruhun bir daha yaşamak üzere dünyaya gelmesi inancını şu ayeti kerime kesin bir şekilde reddeder. Bakın buyuruyor Cenab-ı Hak Mü'minun suresi 99 ve 100. ayeti kerimelerde. Nihayet onlardan hiçbirine ölüm geldiği vakit
şöyle diyecekler: Rabbim, beni dünyaya geri gönder, ta ki ben terk ettiğim imanı yerine getirip salih bir amelde bulunayım. Hayır, onların söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde bir berzah vardır. Tekrar dirilme gününe kadar oradadırlar. İşte tenasuhu bu ayet açık açık reddetmektedir. Ayrıca bu itikat kıyamet, haşir, neşir ve cennetle cehennemin de inkarına müncer olacağından bu konulardaki bütün ayet ve hadisler de tenasuhu reddeder. Andolsun ki ben cehennemi bütün insan ve cinden müstehak olanlarla dolduracağım. Ey inanmayan insanlar! Ey inanmayan cinler! Cehennemi sizinle Allah dolduracaktır. Allah'ın kanunlarına karşı gelinmez. Allah'ın tek bir emri dahi inkar edilmez. Allah'ın emirleri kasten terk edilmez. Yoksa cehennemi dolduracaksınız. Cenab-ı Hak sizinle cehennemi tıka basa dolduracaktır. Nitekim kim İslam'dan başka bir din ararsa, o istediği din asla kendisinden kabul olunmaz ve ahirette de ebedi husran içindedirler. Bu da Ali İmran suresi 85. Şimdi ayeti kerimede Cenab-ı Hak böyle buyurmaktadır. Cinler ilkel insanların putların içinde konuşarak saptırır, puta tapmalarını sağlarlardı. Bugünkü insanı da modern maskeler arkasında saptırmaktadırlar. İnsancı şeytanları, cin şeytanları dikkat edin. Hayvan şeytanları, üçünden de yüce Allah'a sığının. Bütün şerlerden de. Nitekim bu akımın daha çok sosyete kesiminde revaç bulması da bunun bir delilidir. Çünkü İslam'ı bilmeyen, her şeyi dünyada arayan, ahirete bir türlü doğru inanmayanların çoğunluğunun bir kısmı da sosyete kesiminde revaç bulduğu söylenmiştir. Bunun bir delili de onların medyumlara, işte o ruh çağıranlara, reenkarnasyonculara, o safsatalara inanmalarıdır. Bir kısmı her şeyi inkar ediyor, bir kısmı da bunlara saplanıp kalıyor. Cenab-ı Hak'tan cin ve ins şeytanlarının şerlerinden bizi korumasını niyaz ederiz diye gece gündüz dua etme edilmelidir. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatin ve euzü bike rabbe yahdurun. Bu İhlas, Felak, Nas gibi sureleri, Ayet-el Kürsi'yi çok okuyunuz. Sevgili dostlarımız, şimdi Kur'an-ı Kerim ne diyorsa ona bakınız. Öbürlerine kesin delil elde olmadığı müddetçe safsata olduğuna da dikkat ediniz. Bilim olması için bir şeyin kesinlik kazanmasıdır. İslam'ı bilimler kesindir. İlmel yakındır. Peygamber'e ve Allah'a istinad eder. Vahye dayanır. Öbürlerinde böyle bir özellik yoktur. Sevgili kıymetli dostlarımız, bu konuda sizlere yine bilgi vermeye çalışacağız inşallahü teala. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz.
Mevla hayırlı hizmetlerden ümmeti Muhammed'i ve bizleri mahrum etmesin.